Günaydın. Amerika'da düzeltme devam ediyor. Dün de gördüğümüz gibi bir ara çok hafif artıya geçmesine rağmen endeksler eksi de kapattı. Hacme baktığımızda çok aşırı bir yükselişten bahsetmek mümkün değil ama yavaş yavaş piyasanın gevşemeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii çok büyük bir satıştan da bahsetmiyoruz aslında. Daha yeni yeni endekslerin 50 günlük ortalamanın altına kaydığını gördük. Ki hemen üstüne çıkacak kadar da yakın seviyelerdeyiz. Nasdaq tarafına baktığımızda 50 günlük ortalamaya gelmiş bile değiliz. Dow Jones tarafında da yine benzer bir şekilde S&P'ye 50 günlük ortalamanın etrafındayız. Biraz altındayız. Daha net bir düşüş var. Russell tarafına bakalım. Russell tarafında da görüyorsunuz benzer bir durum söz konusu. 50 günlük ortalamadan destek almaya çalışan bir kapanış var. Ama buradaki asıl problem aslında şurada gördüğümüz zirvenin bir türlü aşılamıyor olması. Şurada da aslında güzel bir reversal hareketi görmüş olabiliriz. Bütün bunların içinde en problemli olan endeks bir süredir üzerinde konuştuğumuz transportasyon endeksi. Burada da 200 günlüğün altına kaymış olan bir endeks var. Dün de bir iç gün yaşandı gelen satışlarla beraber. Ben biraz daha satışların devam edeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz buradaki hedefim 2080 civarının test edilmesiydi. Yani aşağı yukarı şuradaki dibin test edilmesi. Tabii burası kırılırsa çok daha farklı bir resim ortaya çıkacak. 2044'lere doğru ilerliyor olacağız ama şimdilik 2080 civarının test edilmesini bekliyorum. Bunun altında yatan pek çok dinamik var ama bunlardan şu an için baktığımızda en önde geleni tabii ki 10 yıllıkların geldiği seviye. Bu doğal olarak bütün hisse değerlemelerini etkileyen bir gelişme. Gerek Bund tarafında gerek Amerikan tahvilleri tarafında. Dolayısıyla baskının biraz daha artacağını düşünüyor olsam da herhangi bir şekilde ayı piyasasına girdiğimizi düşünmüyorum. Çok daha derin bir düzeltme bile Amerikan endekslerini ayı piyasasına sokmaz. Dolayısıyla bu düzeltmelerin bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkmasını bekliyorum. Ama tabii kısa vadede 2080 civarının önce görünmesi ardından da oradan tekrar değerlendirmemiz gerekecek. Bugüne baktığımızda doğal olarak en önemli veri non-farm payroll olacak. Sabah attığım mailde beklentilerimi paylaştım. Buradaki sadece gelecek olan rakam değil, 3 kombinasyon da önemli olacaktır. Yani ücretlerde yeterince bir artış olacak mı? İşsizlik oranı düşüyorsa neden düşüyor? Çıkıyorsa neden çıkıyor? Ve şuradaki elbette rakamın kaç geleceği. Ama genel olarak baktığımızda piyasanın şuradaki haliyle yani 220 bin ve 0,2'lik bir açıklamayla çok fazla volatiliteye kapılacağını, çok fazla etkileneceğini zannetmiyorum. İyi bir rakam olarak değerlendirilecektir. Ki ben sabah da belirttim aslında şurada 180 binlik bir rakam bile sene sonu işsizlik hedefini yakalamamızı sağlar ama şurada gördüğümüz 220 ve 0,2'lik bir rakam piyasa üzerinde çok baskı yaratacak bir rakam olmaz diye düşünüyorum. Mailde diğer kombinasyonları da zaten paylaşmıştım. Tabii asıl önemli gelişmeler bir açıdan baktığımızda Euro tarafında oluyor ve bonlar tarafında oluyor. Şimdi Euro'daki harekete bir göz atalım. 2 günlük baktığımızda dün sabahki analizimde spread'in Euro yükselişini desteklemediğini söylemiştim. Tabii yükseliş daha da devam etti. 1.13.80'lere kadar gitti ama geldiğimiz noktada 1.11.80'lerdi. 1.12.20'lerdeyiz şu anda da. Hemen o tabloya bir bakalım. Şurada görüyorsunuz aslında üzerine euroyu koyarsam daha da net bir görüntü olabilir. Tabii bu çok kısa vadeli hemen bugün yarın aynı şeyi gösterecek tarzında okunması gereken bir tablo değil ama benim açımdan önemli. Şuradaki yükselişin spread tarafından desteklenmediğini dün de söylemiştim. Bir düzeltmesi geldi. Şimdi burada ne olacak Yunanistan'la ilgili gelişmeye bakarsak aslında IMF'in o maddesi ki Zambiya hariç kullanan da yok anladığım kadarıyla IMF'in o maddesi
1970'lerde hani işin hamallığını azaltmak için yani ayda 2 kez 3 kez ödeme yapılacağına bir defadan yapılsın daha kolaylaşsın bu işler düşüncesiyle atılan bir adım. Yani bu tarzda zaman kazanmayı sağlayacak politik görüşmeler devam etsin anlamına gelecek bir adım değil ama Yunanistan'ın hakkı var ve kullandı. Bu noktaya nereye doğru gideceğiz? Sabah yine paylaştım hangi taraf neleri öneriyor. Burada anlaşmaları aslında belirli noktalarda çok da uzak değil. Yani faiz dışı fazla KDV gibi oranlara baktığımızda, içeriklerine baktığımızda çok aşırı ayrı dünyalarda değiller. Ama asıl sorun şu. Anlaşsalar bile ister Yunanistan'ın istediği tarzda ister kreditörlerin istediği tarzda bir anlaşma olsun. Şurada gördüğünüz rakamlarla yani şu büyüme borç gayri safi milli hasıla, enflasyon bu gibi verilere baktığımızda şu oranın normal seviyelere çekilmesi veya sürdürülebilir seviyelere çekilmesi ne Yunanistan'ın paketinde ne de Avrupa Birliği'nin Troika'nın paketinde söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir şekilde bu borçlar silinecek. Bu yarın mı silinir, bir sene sonra mı silinir bunu bilmiyorum ama orada gördüğümüz rakamlar değişmediği sürece bu borçların silinmesi dışında Yunanistan'ın normal bir ülke haline gelmesi, kendini çevirebilir bir hale gelmesi mümkün değil. Ama kısa vadede elbette son 3-4 günde de gördüğümüz gibi Yunanistan'la ilgili pozitif haberleri piyasa çok euro short olduğundan dolayı euro pozitif fiyatlamayı tercih ediyor. Ben bu gelişmeyi euro satış için bir fırsat olarak değerlendirmeye devam ediyorum. Kısa vadede baktığımızda şurada gördüğümüz 1.1470 seviyesi önemli bir seviye. O seviye tekrar test edilirse ama dünkü tarzda reversal'la değil o seviyenin etrafında dolaşmaya başlarsak bence kırılma ihtimali de artmış olacak. Daha yukarıya doğru da gideriz ama ana resim üzerinden baktığımızda herhangi bir şey değişmiş değil. Doların sağlıklı bir para birimi olarak doların euro karşısında çok ciddi üstünlüğü var. Önümüzdeki aylarda da bunu görüyor olacağız ama kısa vadede baktığımızda şu anki durum bir bant hareketi için de devam edeceğimiz yönünde diye düşünüyorum. Buradan metallere geçelim. Dün tabii metallerde de özellikle altın ve gümüşte kuvvetli bir satış geldiğini gördük ama kritik seviyelerin henüz kırılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla panik şekilde bir satışa girişmek de çok doğru olmayacaktır. Daha önce de söyledim. Yukarıya doğru gittiğinde hemen 1400'ler, 1500'ler vesaire Almanların işte altın aldığı vesaire konuşuluyor ama şu an için baktığımızda aşağı baskının ben önce daha baskın olacağını ve binlere doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi kısa vadeli şunu biraz daha baktığımızda şurada gördüğümüz seviye ki 1175-1180 aralığı diyebiliriz. Önemli bir destek. Buranın günlük bazda kırılması gerekiyor. Kırıldığı takdirde önce 1143'e doğru short pozisyonlar açabiliriz. Ardından da muhtemelen 1143'te zaten kırılacaktır ve 1000 senaryosunu daha ciddi bir şekilde tartışabiliriz. Henüz kırılmadığı için kafamdakileri çok fazla paylaşmak istemiyorum. Yukarı tarafta da baktığımızda önceki günlerde de haftalarda da buradan gelen desteklerle yukarıya doğru zıplamalar oldu. Şu anda da bu tip bir zıplama 1210 civarında 200 günlük ortalamaya takılacaktır. Gümüş tarafına bakalım. Dün elbette gümüşün daha kuvvetli bir satışla tetiklediğini gördük. Bu tarafta da baktığımızda gümüş aşağı yukarı şurada gördüğümüz Mayıs başından bu yana en düşük seviyelerini görmüş durumda 200 günlük ve 50 günlük ortalamanın altında. Gümüşte de henüz kritik desteklerin kırılmadığını görüyoruz. Altınla aynı durum söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda henüz sat sinyalini net bir şekilde almadık. Ama 1000 senaryosunu öncelikli senaryo olarak korumaya devam ediyorum. Altın hisselerine baktığımızda orada da değişik bir durum yok. Satış yemiş durumda 50 ve 200 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. OPEC toplantısı var bugün. O tarafta herhangi bir kısıntı kararı çıkmayacaktır. Bunu aşağı yukarı artık herkes zaten kabul etmiş durumda. Bir ihtimal daha önce de paylaşmıştım. OPEC zaten
30 milyon varilin üzerinde bir üretim içinde, şurada görüyorsunuz. Bunu resmileştirmesi beklenebilir. Yani 31 milyon varile çekmesinde bir şaşkınlık olmaması gerekir diye düşünüyorum. Beklenen bir hareket olarak değerlendirmek gerekir. Şu an için baktığımızda hala kritik seviyelerin üzerinde bir petrol WTI görüyoruz. 56 seviyelerinin üzerinde korunuyor. 50 günlük ortalamasından da destek bulmuş durumda. Ancak 56 seviyelerinin altına kayması durumunda OPEC haberiyle veya OPEC'siz bir şekilde yukarıya doğru verdiği tepkinin bittiğini söyleyebiliriz. Ki aslında şurada gördüğümüz trendin de kırılmış olması bir zayıflama göstergesi, yani daha zayıf bir trende girdiğini söylememiz de mümkün. Yatay olarak da hareket edebilir ama 56'nın altına düşmemiz negatif bir gelişme olacaktır. Son olarak bonolardan bir bahsedelim. Alman bonosunun 2 günlük hareketini geçtiğimiz gün paylaşmıştım. Çok muazzam bir hareketten bahsediyoruz. İstatistiki olarak da hareketin arkasından düzeltme gelmesi doğal diye bakmamız gerekir. Bono piyasasındaki asli satışların henüz gelmediğini düşünüyorum. Yani şu anda biraz ısınma turlarını geçiyoruz. Sene sonuna doğru daha önemli olacaktır ama şunu unutmamak lazım. Fed en azından quantitative easing 1-2'ye giriştiğinde, hatta 3'ün başında faizleri aşağıya çekmeyi başarmıştı. ECB açısından bakarsanız daha Mart ayında başlayan bir program var. Haziran'ın başındayız ve oranların hepsi neredeyse başladığı tarihin üzerine geçmiş durumda. Bu ECB'nin lafı bile ekonomiyi toparlamaya yetti olarak, pardon, quantitative easing'in lafı bile ekonomiyi toparlamaya yetti olarak algılıyorsanız söyleyebilecek bir şey yok. Ama benim düşüncem sene sonuna doğru burada ciddi bir paniğin, problemin doğacağı ve önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek devlet faizleri görmemizin söz konusu olacağıdır. Ki dün Libor'u da paylaştım. Fed faiz arttırmıyor, öteledi vesaire rahatlıkları var. Ama Libor açısından, yani borçlanmaya çıktığınızda size benchmark olacak gösterge açısından baktığınızda durum hiç de öyle değil. Zaten dün IMF'in yaptığı Amerika faizleri ötelesin uyarısı Amerikan ekonomisinden ziyade bence emerging marketlarda olan biteni olacak, bitecekleri gördükleri için yapılan bir uyarı. Netice itibariyle faizi arttıran Fed olur ama emerging marketlarda çıkacak problemleri temizleme işi IMF'e düşer. Dolayısıyla bu konuda görüşünü söyleyip kendisini hedge etmiş olmasını doğal karşılamak lazım IMF'in. 10 yıllıkların teknik görüntüsüne bakarak bitirelim videoyu. Şurada kısa vadeli düşüş trendini getiriler açısından baktığımızda kırmış durumda. Gerçi önceki günlerde de bunu kırmıştı ve etrafında dolaşmayı sürdürüyordu. 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. 50 günlük henüz 200 günlüğü kesmiş değil. Bu da en son şurada görüyorsunuz 2013'ün başında olan bir gelişme. Ama şurada gördüğümüz düşüş trendinin de üzerinde tutunuyor olması, piyasanın buna alışıyor olması negatif bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Buradaki olası bir geri çekilme 2.23'lerde destek bulacaktır. Ne ile olabilir? Bugün gelecek olan çok kötü bir non-farm payroll'la net bir şekilde geriye düşebilir. Çünkü Mart ayında gelen non-farm payroll'daki zayıflık mevsimsel koşullarla açıklanabilen, kolay göz ardı edilebilecek bir gelişmeydi. Bu defa gelecek olan bir zayıflık çok daha farklı bir yankı bulacaktır piyasada. Dolayısıyla 10 yıllıklarda da 2.22'lere doğru bir alım dalgası görmemiz söz konusu olabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda tekrar eski trende girmiş olacağız. Bir de bono piyasasının VIX'i diyebileceğimiz endekse hemen bir göz atalım. Burada da volatilitenin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Henüz önümüzdeki geçtiğimiz sene gördüğümüz kadar yüksek değil ama yavaş yavaş volatilite tarafında da daha yüksek seviyeler görülecek gibi gözüküyor. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.